Yusuf Suresi. Mekke döneminin sonlarında nazil olmuş olup 111 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Ra. Tilke ayatul kitabil mubin. Elif Lam Ra. Bunlar hakkı açıklayan, haktan geldiği aşikar olan kitabın ayetleridir. İnna enzelnahu Kur'anen Arabiyyen leallekum ta'kilun. Düşünüp manasını anlamanız için biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle, geçmiş ümmetlerin bir takım haberlerini en güzel şekilde beyan ediyoruz. Şu bir gerçek ki, daha önce senin bundan hiç haberin yoktu. اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَب۪يهِ يَا أَبَتِ اِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ Bir zaman Yusuf babasına, babacığım dedi. Ben rüyamda 11 yıldızın, güneş ve ayın bana secde ettiklerini gördüm. قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌ مُّب۪ينَ Evladım dedi babası, sakın bu rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra seni kıskandıklarından sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan, insanın besbelli düşmanıdır. وَكَذَٰلِكَ يَجْتَب۪يكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ Rabbin seni öylece seçecek, sana rüya tabirini öğretecek. Ve daha önce büyük babaların İbrahim ile İshak'ı olan nimetini tamamına erdirdiği gibi, sana ve Yakup ailesine de nimetini kemale erdirecektir. Çünkü Rabbin her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ Gerçekten Yusuf ile kardeşlerinin kıssalarında sorup ilgilenenlerin alacakları nice ibretler vardır. اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّب۪ينَ Hani onlar aralarında şöyle konuşmuşlardı. Yusuf ile öz kardeşi babamıza daha sevimli geliyor. Oysa biz daha güçlü bir grubuz. Pek belli ki babamız bu işte yanılıyor. اُقْتُلُوا يُوسُفَ اَوْ اِطْرَحُوهُ اَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَب۪يكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ Yusuf'u öldürün yahut onu uzak bir yere atın ki, babanızın sevgi ve teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tövbe ederek salih kimseler olursunuz. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ ف۪ي غَيَابَةِ الْجُبَّةِ
وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ İçlerinden biri, Yusuf'u öldürmeyin de bir kuyu dibine bırakın. Yolcu kafilelerinden biri onu yitik olarak alıp götürsün. Eğer yapacaksanız böyle yapın, dedi. قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ Sevgili babamız, dediler. Sen neden güvenip de Yusuf'u bize emanet etmiyorsun? Oysa biz onu çok seviyoruz. Ona samimiyetle bağlıyız. اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ Yarın onu bizimle gönder. Geçsin, oynasın. Biz ona çok iyi sahip çıkarız. قَالَ اِنِّي لَيَحْزُنُنِي اَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ اَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ Babaları, onu götürmeniz beni meraklandırır. Korkarım ki siz farkında olmadan onu kurt yer, dedi. قَالُوا لَاِنْ اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّا اِذَا لَخَاسِرُونَ Onlar, vallahi dediler, biz böylesine güçlü bir grup iken onu kurt kaparda yerse yazıklar olsun bize. Biz ne güne duruyoruz? فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Derken kardeşleri onu alıp götürünce ve onu kuyunun dibine bırakma konusunda görüş birliğine varınca, biz de Yusuf'a şöyle vahyettik. Zamanı gelecek, onların hiç hatırlarına gelmediği ve seni hiç tanımadıkları bir sırada, kendilerine yaptıkları bu işi hatırlatacaksın. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ اِشَاءً يَبْكُونَ Yatsı vakti ağlayarak babalarının yanına dönüp dediler ki: "Kâlû yâ ebânâ innâ zehebnâ nestebik ve teraknâ Yûsufa 'inde metâ'inâ fe'akalehu'z-zîb ve mâ ente bimü'minin lenâ velâ kunnâ sâdikîn." Sevgili babamız, biz yarışmak üzere bulunduğumuz yerden ayrılırken, Yusuf'u da eşyalarımızın yanında bıraktık. Bir de döndük ki, onu kurt yemiş. Şimdi biz doğru da söylesek, sen bize inanmayacaksın. وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ Onlar Yusuf'un gömleğine sahte kan bulaştırarak getirmişlerdi. Babaları Yakup, hayır dedi. Nefisleriniz sizi aldatmış, bu işe sevk etmiş. Artık bana düşen, ümit var olarak güzelce sabretmektir. Ne diyeyim, sizin bu anlattıklarınız karşısında Allah'tan başka yardım edebilecek hiç kimse olamaz. وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ Gelelim Yusuf'a. Öteden bir kafile gelmiş, sucularını kuyuya göndermişlerdi. Saka vardı, kovasını sarkıttı. "Ah müjde, müjde, işte bir civan," dedi. Sucu ile yanındakiler, onu ticaret malı olarak satmak niyetiyle,
kafilede olanlara onu bildirmeyip gizlediler. Ama Allah Teala onların ne yapacaklarını pek iyi biliyordu. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ Nihayet Mısır'a varınca onu düşük bir fiyata birkaç paraya sattılar. Zaten ona pek kıymet biçmiyorlardı. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ اَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Mısır'da Yusuf'u satın alan vezir, hanımına, ona güzel bak, dedi. Belki bize faydası dokunur. Yahut onu evlat ediniriz. Böylece Yusuf'un o ülkede yerini sağlamlaştırdık. Ona imkan verdik. Ve bu cümleden olarak ona rüyaların yorumunu öğrettik. Allah Teala iradesini yerine getirmekte her zaman mutlak galiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ O kemal çağına geldiğinde kendisine hüküm ve ilim verdik. İşte güzel iş yapanlara biz böyle karşılık veririz. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهُ رَبِّي اَحْسَنَ مَثْوَايِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ Derken bulunduğu evin hanımı, Yusuf'a sahip olmak istedi. Ve kapıları kapatarak, haydi yaklaş bana, dedi. O, Allah'a sığınırım, dedi. Doğrusu senin kocan olan, benim efendimin çok iyiliğini gördüm. Hıyanet ederek, zalim olanlar, İflah olmazlar. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْرَآ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ Doğrusu hanım ona sahip olmayı iyice aklına koymuş ve buna yeltenmişti de. Eğer Rabbinin bürhanını görmeseydi, o da kadına meyledecekti. İşte böylece biz, fenalığı ve fuhşu, ondan uzaklaştırmak için bürhanımızı gösterdik. Çünkü o, bizim tam ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابَ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Derken ikisi de kapıya doğru koşuştular. Kadın Yusuf'un gömleğini arkadan yırttı. Tam bu sırada kapıda kadının kocasıyla karşılaştılar. Kadın hemen, senin ailene kötü maksatla yaklaşanın cezası zindana atılmaktan veya gayet acı bir azaptan başka ne olabilir dedi. قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا اِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ Yusuf ise
Asıl o bana sahip olmak istedi dedi. Hanımın akrabalarından biri de şöyle şahitlik etti. Eğer gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir. Delikanlı ise yalancının tekidir. وَاِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ Yok, eğer gömleği arkadan yırtılmışsa, o yalan söylemiştir. Delikanlı doğru söylemektedir. فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ Gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce, kocası eşine, anlaşıldı dedi. Bu siz kadınların oyunlarınızdan biri. Gerçekten sizin fendiniz pek müthiştir. يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين يوسف sakın bunu kimseye söyleme. Kadın, sen de günahından dolayı af dile. Çünkü sen günaha girenlerden oldun. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين Şehirde bir takım kadınlar, duydunuz mu dediler. Vezirin hanımı uşağına gönlünü kaptırmış. Ondan kâm almak istemiş. Sevda ateşi bağrını yakmış. Kadın besbelli çıldırmış. Doğrusu biz bu hali ona yakıştıramıyoruz. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَآً وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا اِنْ هَذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ Hanım, o kadınların kendisi aleyhindeki bu dedikodularını işitince, onları konağına davet etmek üzere davetçi gönderdi. Onlar için dayalı döşeli bir sofra hazırlattı. Sofrada ikram edilen meyveleri soysunlar diye, her misafir için bir de bıçak koydurmuştu. Onlar meyvelerini soyup kesmekle meşgul oldukları sırada, Beri'den de Yusuf'a, "Çık şimdi onların karşısına!" dedi. Kadınlar onu görünce hayran kaldılar. Onun güzelliğine dalıp gittiklerinden, farkında olmadan kendi ellerini kestiler. Ve, "Haşa! Allah için bu bir insan olamaz. Bu pek kıymetli bir melek. Başka bir şey olamaz!" dediler. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين Vezirin hanımı, işte beni kınamanıza sebep olan genç. Yemin ederim ki ben ondan kâm almak istedim. Ama o iffetli davrandı. Yine yemin ederim ki, kendisine emredeceğim işi yapmaması halinde, o mutlaka zindana atılacak. Zelil ve perişan olacaktır. قَالَ رَبِّ السِّجِنُ أَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي اِلَيْهِ وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ Ya Rabbi dedi, zindan bu kadınların beni davet ettikleri o işten daha iyidir. Eğer sen onların fendini benden uzaklaştırmazsan, onlara meyledip cahilce davrananlardan olabilirim.
فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Rabbi onun duasını kabul buyurdu ve onu kadınların fendinden korudu. Çünkü o, dua edenlerin dualarını işitir, durumlarına uygun olan şeyleri bilir. ثُمَّ بَدَى لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُ الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ Sonra vezir ve arkadaşları, bunca kesin deliller görmelerine rağmen, dedikoduları kesmek gayesiyle, bir müddet için onu hapse atmayı uygun buldular. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين Hapishaneye onunla beraber iki genç de girmişti. Onlardan biri, ben rüyamda kendimi şarap yapmak için üzüm sıkarken gördüm. Öbürü de, ben de başımın üstünde ekmek taşıdığımı ve bu ekmeği kuşların gagaladığını gördüm. Ne olur bu rüyamızın tabirini bildir. Doğrusu biz seni iyi insanlardan biri olarak görüyoruz dediler. قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي اِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ Yusuf, yiyeceğiniz yemek size henüz gelmeden, her birinizin rüyasının tabirini size bildirmiş olurum. Bu, Rabbimin bana öğrettiği ilimlerdendir. Ama önce biraz beni dinleyin. Ben, Allah'a iman etmeyen, ahireti de inkar eden bir halkın dinini bir tarafa atıp وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine tabi oldum. Allah'a herhangi bir şeyi şerik saymak bizim için asla doğru olmaz. Bu tevhid inancı Allah'ın hem bize hem de insanlara olan ihsanıdır. Ama ne yazık ki insanların çoğu bu nimete şükretmezler. يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ Ey hapishane arkadaşlarım! Bir düşünün. Sizin için müteaddit Rablere ibadet etmek mi, yoksa tek mutlak hakim olan Allah'a ibadet etmek mi iyidir? مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلَّهِ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّاهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Sizin Allah'tan başka ibadet ettiğiniz tanrılar, sizin ve atalarınızın uydurduğu bir takım boş isimlerden ibarettir. Allah, onların tanrı olduklarına dair hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm yetkisi yalnız Allah'ındır. O ise başkasına değil,
yalnız kendisine ibadet etmemizi emir buyurmuştur. İşte dost doğru din. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Ya sahibeyis sicni emmâ ahadukuma feyeskî rabbehu khamrâ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذ۪ي ف۪يهِ تَسْتَفْتِيَانِ Sizden biriniz, efendisine yine şarap sunacak. Öbürü ise asılacak. Kuşlar da başını gagalayacak. İşte yorumunu istediğiniz iş, böylece halledilip sonuçlandırılmıştır. وَقَالَ لِلَّذ۪ي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِتَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِن۪ينَ Onlardan kurtulacağını düşündüğü arkadaşına, "Efendine benden bahset, suçsuz olduğumu hatırlat," dedi. Fakat şeytan, efendisine söylemeyi ona unutturdu. Böylece Yusuf birkaç yıl daha hapishanede kaldı. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يَا اَيُّهَا الْمَلَأُ اَفْتُونِي ف۪ي رُؤْيَايَ اِنْ كُنْتُمْ لِلْرُؤْيَا تَعْبُرُونَ Günün birinde hükümdar gördüğü bir rüyayı anlatıp dedi ki, ben 7 semiz inek gördüm. Bunları 7 zayıf inek yiyordu. Bir de 7 yeşil başak ile 7 kuru başak gördüm. Ey efendiler! Siz rüya tabir ediyorsanız, benim bu rüyamı da halledin. قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ O kâhinler, bu gördükleriniz karışık düşlerdir. Biz böyle karışık düşlerin yorumunu bilemeyiz dediler. وَقَالَ الَّذ۪ينَ جَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ O iki arkadaştan kurtulanı, aradan geçen bunca zamandan sonra, işte ancak o sırada Yusuf'u hatırlayıp dedi ki, rüyanın tabirini size ben bildireceğim. Hele siz beni hapishaneye bir gönderiverin. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون Hapishaneye gidip Yusuf, sözü doğru ve isabetli olan aziz dostum, şu müşkil rüya hakkında bize bir çözüm bildir lütfen. 7 semiz ineği yiyen 7 zayıf inek ile 7 yeşil başak ile 7 kuru başağın anlamı ne olabilir? Ümid ederim ki isabetli yorumunu öğrenip ilgili insanlara aktarırım. Böylece onlar da doğruyu öğrenir ve senin kıymetini bilirler. قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِن۪ينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ ف۪ي سُنْبُرِهِ اِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ Yusuf, 7 sene bildiğiniz şekilde ekin ekersiniz. Ama biçtiğinizi yiyeceğiniz az miktar dışında başağında bırakır depolarsınız. ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ Sonra bunun peşinden 7 kurak yıl gelecek. Tohumluk olarak saklayacağınız az bir miktar dışında
önce biriktirdiklerinizi yiyip tüketirsiniz. ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ ف۪يهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَف۪يهِ يَعْصِرُونَ Sonra onun arkasından bir yıl gelecek ki, halk bol yağmura kavuşacak, sıkıntıdan kurtulacak, bol meyve sıkıp hayvanları sağacaklar. وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ Bunu duyan hükümdar, onu bana getirin dedi. Hükümdarın elçisi gelince Yusuf, sen önce dönüp efendine de ki, o ellerini kesen kadınların meselesi neydi? Kendisine soru ver. Zaten benim efendim, o kadınların fendini pek iyi bilir. قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتْ اِمْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقِّ اَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَاِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ Hükümdar, o kadınları toplayıp, neydi sizin Yusuf'la davanız? Siz Yusuf'un gönlünü çelmeye çalıştığınızda, durum neydi? Yusuf nasıl davrandı? Diye sordu. Onlar da, haşa, Allah için söylemek gerekirse, onun yaptığı hiçbir kötülük bilmiş görmüş değiliz, dediler. İşte o sırada vezinin eşi, şimdi gerçek meydana çıktı. Onun gönlünü çelmek isteyen bendim. O ise tam sadık ve dürüst insanlardandır, diye itiraf etti. ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي كَيْدَ الْخَائِنِينَ Ve devamla şöyle dedi. Bunu böylece söylüyorum ki, eşim vezir de, Yusuf'a sahip olmaya yeltenmemle beraber, kendisinden gizli olarak, ona fiilen hıyanet etmediğimi ve Allah'ın, hainlerin hilesini iflah etmeyeceğini bilsin. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ Doğrusu ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü Rabbimin merhamet edip korudukları hariç, nefis daima fenalığı ister, kötülüğe sevk eder. Doğrusu Rabbim gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur. وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَك۪ينٌ اَم۪ينٌ Hükümdar, onu yanıma getirin, özel danışman edineyim dedi. Onunla konuştuktan sonra da, sen artık bundan böyle, nezdimizde yüksek bir makam sahibi, tam itimat edilen bir müsteşarsın dedi. قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ اِنِّي حَف۪يظٌ عَل۪يمٌ Yusuf, beni ülkenin hazine işlerinden sorumlu bakan olarak görevlendir dedi. Çünkü ben malları iyi korur, işletme ve yönetimi iyi bilirim dedi. وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ Böylece biz Yusuf'a Mısır'da iktidar verdik. Dilediği yerde konaklayabilir, orayı dilediği şekilde yönetirdi. Biz lütfumuzu dilediğimiz kimselere eriştirir ve güzel hareket edenlerin ücretlerini asla zayi etmeyiz. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
ahiretteki ücret ve ödül, iman edip haramlardan sakınanlar için elbette daha hayırlıdır. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ Gün geldi, Yusuf'un kardeşleri Mısır'a gelip onun huzuruna çıktılar. O onları tanıdı ama öbürleri onu tanıyamadılar. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ اَتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ Yusuf, onların zahire yüklerini hazırlatınca dedi ki, siz baba bir kardeşinizi de yanıma getirin. Gördüğünüz gibi ben size tam ölçek veriyorum. Ve ben dışarıdan gelen misafirleri ağırlamaya, başka herkesten fazla özen göstermekteyim. فَاِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ Eğer onu getirmezseniz, o zaman ne bir ölçek olsun zahire bekleyin, ne de yanıma yaklaşın. قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَاِنَّا لَفَاعِلُونَ Onlar, bakalım babasından ona izin almanın bir yolunu bulup, bu işi ayarlamaya çalışacağız dediler. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا اِذَا انْقَلَبُوا اِلَى اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Yusuf, zahire tartan görevlilerine de dedi ki, onların zahire karşılığında verdikleri mallarını da yüklerinin içine koyun. Böylece belki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varıp yine gelirler. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَب۪يهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّ الْكَيْلِ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ Babalarının yanına dönünce, sevgili babamız dediler, ölçeğimiz, tahsisatımız kaldırıldı. Gelecek sefer, öbür kardeşimizi de bizimle beraber gönder ki, onu vesile ederek daha çok tahsisat alalım. Onu gözümüz gibi koruyacağımıza kesin söz veriyoruz. قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ Yakup dedi ki, daha önce onun kardeşini size emanet ettiğim gibi, bunu da size inanıp emanet edeyim öyle mi? Ben size değil, sadece Allah'a ısmarlarım. Çünkü en iyi koruyan Allah'tır ve O, merhametlilerin en merhametlisidir. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ Yüklerini açınca da, zahire bedellerinin yükleri içine geri konulduğunu gördüler ve ''Baba, baba'' dediler. ''Daha ne istiyoruz? İşte verdiğimiz zahire bedellerimiz de bize geri verilmiş. Gidelim, yine evimize erzak getiririz.'' Kardeşimizi de koruruz. Hem bir deve yükü de fazla alırız. Çünkü bu sefer aldığımız az bir ölçektir. İhtiyacımıza yetmez. قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ Yakup şöyle cevap verdi.
siz kendiniz helak olmadıkça, onu bana getireceğinize dair, Allah'ın huzurunda sağlam bir söz vermeden, ben asla onu sizinle göndermem. Onlar kendisine kesin söz verince de dedi ki, Allah Teâlâ da bu söylediklerimize şahittir, gözeticidir. وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ Ve evlatlarım diye ilave etti. Şehre aynı kapıdan değil de ayrı ayrı kapılardan girin. Gerçi ben ne yapsam Allah'tan gelecek takdiri önleyemem. Zira hüküm yetkisi yalnız Allah'ındır. Onun içindir ki, ben ancak ona dayanır, ona güvenirim. Tevekkül edenler de yalnız ona dayanıp güvenmelidirler. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Babalarının kendilerine emrettiği şekilde ayrı ayrı kapılardan girerek onun emrini yerine getirdiler. Ama bu tedbir Allah'ın kendileri hakkındaki takdiri karşısında hiçbir fayda sağlamadı. Sadece Yakub'un içindeki bir dileği açığa çıkarmış oldu. O, kendisine biz öğrettiğimizden ötürü ilim sahibiydi. Fakat insanların çoğu bu gerçeği bilmezler. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Onlar Yusuf'un huzuruna girince, öz kardeşini yanına çekti ve, iyi bilesin ki, ben senin kardeşinim. Onların yaptıklarına üzülme, dedi. فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون Onların yüklerini hazırlatırken su kabını öz kardeşinin yükünün içine koydurdu. Kervan hareket edince de Yusuf'un görevlilerinden biri "Ey kafile, durun. Siz hırsızlık yapmışsınız." diye nida etti. قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ Onlar geri dönüp geldiler ve mesele nedir? Ne kaybettiniz ki bizi suçluyorsunuz dediler. قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَ بِهِ زَعِيمٌ Görevlilerden biri, hükümdarın su kabını kaybettik. Onu getirene bir deve yükü ödül var. Buna ben kefilim dedi. قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ Allah'a yemin olsun ki, biz ülkede fesat çıkarmak, nizamı bozmak için gelmedik. Siz de bunu biliyorsunuz. Hele hırsız hiç değiliz, dediler. قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ اِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ Görevliler, peki yalancı çıkarsanız cezası ne? Dediler. قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ Cezası dediler, kimin yükünde çıkarsa, işte o, onun cezasıdır.
yani çalması sebebiyle kendisi rehin ve mahkum olur. Biz zalimleri böyle cezalandırırız. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ Yusuf, öz kardeşinin yükünden önce, öbürlerinin yüklerini aratmaya başladı. Sonra su kabını, kardeşinin yükünden çıkarttı. İşte biz Yusuf'a, kardeşini alıkoyması için böyle bir plan öğrettik. Yoksa Allah dilemedikçe, hükümdarın kanununa göre kardeşini alması uygun olmazdı. Biz, dilediğimiz kimseleri pek üstün derecelere yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bir bilen bulunur. قَالُوا اِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ Onlar, eğer o çalmışsa, zaten daha önce onun kardeşi de hırsızlık etmişti dediler. Yusuf, bu sözden duyduğu üzüntüyü içine attı ve onlara belli etmedi. İçinden de dedi ki, asıl kötü durumda olan sizsiniz. İleri sürdüğünüz iddiaların gerçek yönünü Allah pek iyi biliyor ya, o yeter. قَالُوا يَا اَيُّهَا الْعَزِيزُ اِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا اِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُدْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ Yusuf'un kardeşini alıkoyması karşısında onlar şöyle dediler. Aziz vezir, onun pirifani bir babası var. Onun yerine bizden istediğini alıkoy. Gerçekten seni anlayış gösteren, iyiliksever insanlardan olarak görüyoruz. قَالَ مَعَادَ اللّٰهِ اَنْ نَأْخُدَ اِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ Yusuf, biz malımızı kimin yanında bulmuşsak, onu alıkoyarız. Başkasını tutmaktan Allah'a sığınırım. Çünkü biz öyle yaparsak, zalimler arasına girmiş oluruz. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ Vaktaki Yusuf'un onu vermesinden ümitlerini kestiler. Bir yana çekilip, aralarında fısıldaşarak şöyle konuşmaya başladılar. Ağabeyleri dedi ki, Allah'ı şahit tutarak babanıza kesin söz verdiğinizi ve daha önce Yusuf hakkında da işlediğiniz kusuru nasıl olur da bilmezlikten gelebilirsiniz? Ne yüzle döneceksiniz? Ben buradan bir adım bile atmam, ayrılmam. Ancak babam bana izin verirse, yahut hüküm verenlerin en hayırlısı olan Allah hükmünü bildirirse, o başka. اِرْجِعُوا اِلَىٰ اَب۪يكُمْ فَقُولُوا يَا اَبَانَا اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ Siz dönün, babanıza deyin ki, sevgili babamız, bizler farkına varmadan
oğlun inan ki hırsızlık etmiş. Biz ancak bildiğimize şahitlik ediyoruz. Söz verdiğimiz zaman bu durumun ortaya çıkacağını nereden bilebilirdik? Gayb bize emanet edilmiş değil ki. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ İnanmazsan, gittiğimiz şehrin ahalisine ve yine içinde geldiğimiz kafilede bulunanlara sor. Bütün samimiyetimizle ifade ediyoruz ki, söylediğimiz doğrunun ta kendisidir. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ Ama babaları Yakup, hayır hayır, korkarım yine nefisleriniz sizi olumsuz bir işe sürükleyip ayağınızı kaydırmıştır. Ne yapayım? Bu hale karşı sükûnet ve ümid içinde sabretmekten başka yapacak şey yok. Ümidim var ki, Allah bütün kaybettiklerimi bana lütfedecektir. Çünkü O alimdir, hakimdir. Benim de onların da hallerini bilir ve beni elbette hikmetini ortaya koymak için bu imtihana tabi tutmuştur. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَّضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ Onlardan yüzünü çevirip öte tarafa dönerek ufuklara seslendi. Ya Esafa ala Yusuf. Neredesin Yusuf? Neredesin Yusuf? Yusuf diye diye üzüntüsünden gözlerine ak düştü. Yaptıklarından dolayı oğullarına duyduğu kızgınlığını da belirtmiyor, öfkesini yenmeye çalışıyordu. قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا اَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ Oğulları şöyle dediler. Ömrün geçti gitti, hala Yusuf'u dilinden düşürmüyorsun. Vallahi Yusuf diye diye kederden eriyeceksin veya büsbütün ölüp gideceksin. قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Ben dedi, sıkıntımı, keder ve hüznümü sadece Allah'a arz ediyorum. Hem sizin bilemediğiniz birçok şeyi Allah tarafından vahiy yoluyla biliyorum. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min ruhillah. İnnehu la yayasu min ruhillah illa al-qawmul kafirun. Evlatlarım, haydi gidiniz. Bütün duyularınızı, hislerinizi kullanarak var gücünüzle Yusuf ve kardeşi hakkında bilgi edinmeye çalışınız. Allah'ın rahmetinden asla ümidinizi kesmeyiniz. Çünkü kâfirler güruhu dışında hiç kimse Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا اَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللّٰهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ Onlar Mısır'a varıp, Yusuf'un huzuruna girerek, aziz vezir dediler. Biz de, ailemiz de yine darlık ve sıkıntıya düştük. Biz bu sefer pek az bir meblağ getirebildik. Lütfen bize tahsisatımızı tam ölçek ver de, parasını veremediğimiz kısmı da sadakanız olsun. Şüphesiz ki Allah, tasadduk edenleri fazlasıyla ödüllendirir. قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ اِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ Artık zamanı geldiğini düşünerek Yusuf, siz dedi,
cahilliğiniz döneminde Yusuf ile kardeşine yaptığınız muameleyi elbette biliyorsunuzdur, değil mi? قَالُوا اَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوسُفْ قَالَ اَنَا يُوسُفُ وَهَذَا اَخِي قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ Ah! Sen yoksa sen Yusuf musun dediler. O da, evet, ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Gerçekten Allah bizi lütfuna mazhar etti. Şu kesindir ki, kim Allah'ı sayıp haramlardan sakınır, itaatlere devam ve imtihanlara sabrederse, Allah da böyle güzel hareket edenlerin mükafatını asla zayi etmez. قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ Kardeşleri de şöyle dediler. Vallahi de, tallahi de, Allah seni bize üstün kılmıştır. Doğrusu bizler suçlu idik. قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ Yusuf şöyle cevap verdi. Bugün sizi kınayacak, serzenişte bulunacak değilim. Ben hakkımı helal ettim. Allah da sizi affetsin. Çünkü merhamet edenlerin en merhametlisi O'dur. اِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ Şu gömleğimi alın, babamın yanına varıp, onun yüzüne sürüverin. O zaman gözü açılacaktır. Sonra da, bütün çoluk çocuğunuzla, buyurun yanıma gelin. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ اِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفْ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونَ Kafile daha Mısır'dan ayrılır ayrılmaz, öteden babaları, şayet bunadı demezseniz, doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi. قَالُوا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَف۪ي ضَلَالِكَ الْقَد۪يمِ Oradakiler, vallahi dediler, sen hala o eski saflığında devam etmektesin. فَلَمَّا البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون Müjdeci gelip de gömleği Yakub'un yüzüne sürünce gözleri açıldı ve ben sizin bilmediklerinizi Allah tarafından vahiy yoluyla bilirim dememiş miydim dedi. قَالُوا يَا أَبَانَ اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا اِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ Evlatları ise şöyle dediler. Ey bizim şefkatli babamız! Bizim günahlarımız için Allah'tan mağfiret dile. Doğrusu biz günahkarız. قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ O şöyle cevap verdi. Sizin için Rabbimden af dileyeceğim. Gerçekten o gafurdur, rahimdir. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ دُخُلُوا مِصْرَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ آمِنِينَ Yakup ailesi Mısır'a gelip, Yusuf'un yanına girdiklerinde Yusuf annesiyle babasını kucakladı ve Allah'ın izniyle Mısır'a güven ve huzur içinde girin dedi. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا
وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Annesiyle babasını tahtına oturttu. Hepsi onun önünde saygıyla eğildiler. Yusuf, "Babacığım," dedi. "İşte küçükken gördüğüm rüyanın tabiri. Rabbim o rüyayı gerçekleştirdi. O bana nice ihsanlarda bulundu. Beni zindandan kurtardı ve nihayet, şayet benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra, sizi çölden getirip bana kavuşturmakla da beni ihsanına mazhar etti. Gerçekten Rabbim, dilediği kimse hakkında latiftir. Dilediği hususları çok güzel, pek ince bir tarzda gerçekleştirir. Şüphesiz o alimdir, hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilen, tam hikmet sahibidir. Rabbi kad ateyteni minel mulki ve allemteni min te'vilil ahadîf. فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Ya Rabbi, sen bana iktidar ve hakimiyet verdin. Kutsal metinleri ve rüyaları yorumlama ilmini öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada da ahirette de Mevlam, yardımcım sensin. Sana tam itaat içinde bir kul olarak canımı al ve beni hayırlı ve dürüst insanlar arasına dahil eyle. ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ. İşte bunlar ey Resûlüm, sana vahiy yoluyla bildirdiğimiz gaybi hadiselerdendir. Yoksa onlar tuzak kurmak ve planlarını kararlaştırmak için toplandıklarında elbette sen onların yanında bulunmuyordun. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Şunu unutma ki sen büyük bir kuvvetle arzu etsen bile İnsanların çoğu iman etmezler. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Halbuki sen bu tebliğ karşılığında onlardan herhangi bir ücret de istemiyorsun. Kur'an sadece bütün insanlar için bir derstir, evrensel bir mesajdır. وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. Göklerde ve yerde Allah'ın varlığını, birliğini, kudretini gösteren nice deliller vardır ki, insanlar yanından geçip gittikleri halde yüzlerini çevirdiklerinden farkına varmazlar. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Onların ekserisi, şirk koşmaksızın Allah'a iman etmezler. أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Acaba onlar farkında olmadıkları bir sırada Allah'ın cezasına uğrayıp azabın kendilerini kaplamasından yahut ansızın kıyametin kopmasından emin midirler? قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّٰهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ey Resûlüm, de ki, işte benim yolum budur.
Ben insanları Allah'ın yoluna, düşünmeksizin, taklit yoluyla değil, delile dayanarak, idraklerine hitap ederek davet ediyorum. Ben de, bana tabi olanlar da böyleyiz. Allah'ı bütün eksikliklerden tenzih ederim. Ben asla müşriklerden değilim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de başka değil, ancak şehirlerde oturanlardan vahye mazhar ettiğimiz bir takım erkeklerdi. Onlar dünyayı hiç gezmediler mi ki, kendilerinden önce yaşayanların akıbetlerinin nasıl olduğunu görüp anlasınlar. Ahiret diyarı, elbette Allah'a saygı duyup, haramlardan sakınanlar için daha iyidir. Siz ey müşrikler, hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Hatta اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ O müşrikler, kendilerine mühlet verilmesine aldanmasınlar. Daha öncekilere de böyle fırsat verilmişti. Ne zaman ki peygamberler, toplumlarının imana gelmelerinden ümitlerini kesecek raddeye gelirler, ve toplumları da peygamberlerinin kendilerini aldattığı zannına kapılırlar, işte o zaman onlara yardımımız ulaşır. İnkârcılar helak olur, dilediğimiz kimseler kurtulur. Çünkü uzun vadede cezamız suçlu toplumlardan hiçbir surette geri çevrilmez. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Peygamberlerin kıssalarında elbette tam akıl sahipleri için alacak dersler vardır. İyi bilin ki bu Kur'an uydurulmuş bir söz değildir. Sadece daha önceki kitapları tasdik eden, dine ait her şeyi açıklayan, iman edecek kimseler için hidayet, rehber ve rahmet olan bir kitaptır.